anladığım kadarıyla kocanız psikolojik bir travma yaşıyor. Hiç zannetmiyorum. Islak betonun bile psikolojisi vardı, içim için yoktu. Kendi siz daha iyi bilirsiniz tabii. Hem paraya ihtiyacı var, hem de çalışmak istemiyor. Öte yandan artık senin paranı almaya da utanıyor. Yüce Rabbim, hamam böceğine bile utanma duygusu vermiştim ama itilmişe asla. Yine de siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama evde kendisine sözde bir çalışma ortamı yaratmış. Buna kendi kendini de inandırmış. Neyse, bunlar işin psikolojik boyutları. Biz şimdi onun senin paranı elinden almasını nasıl engelleyebiliriz onu düşünelim. Ben buldum. Sizin elinizde iğneler, ilaçlar var ya. Ona bir güzel şöyle damardan bir tane yaparsınız. Bol bol ilaçlardan acısız bir şekilde öbür tarafa göndeririz. Başka da çaremiz yok ya. Saçmalama kakılmış ya. Şakası bile hoş değil. Dur, ben buldum. Seni işten çıkartacağım. Ne? Kanser Bey, ben ne yaparım bu kış kıyamette? Yapma ya. Yok canım, numaradan. Yani bunu sadece ikimiz bileceğiz. Ben kocana telefon edip seni işten çıkarttığımı söyleyeceğim. Böylece sen artık para kazanamayacağın için senin elinden paranı alamayacak. Hani? Bak doktor, işte her şey bir çaresini buluyor. Ondan sonra da sen gene başka bir yere gidiyorum diye evden çıkarsın. Gene buraya gelip temizliğini yaparsın. Ha, istersen paranı da bankaya yatırırım. Çok teşekkür ederim Tersan Bey. Allah Rabbi elinize öpeceğim. Yok, 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 yok. Ben bunu nasıl ederim size? Allah razı olsun size. Çok teşekkür ederim. Bırak ulan, ulan bırak. Ya sen niye de bu işten kovulup benim ekmeğimle oynayam? Bu kadar yatırım yaptık, bu şirket nasıl dönecek lan şimdi? Ulan bana mı sordun işi kurarken lan? De sana sordum tabii. Ay. Senden kazanacağım parayı. Yani doğru dürüst bir tüketici olsaydık üretime katkıda bulunduk, bu şirket dönerdi. Lan bit kadar bir üreticiliğin yok be. Ulan sen de git bankadan kredi al. Üretici manda. Gel lan buraya. Ben ne yapıp yapacağım bu şirketi yaşatacağım? O kadar yatırım yaptık, boşuna mı lan? He? Ben bu şirketi yaşatmanın bir yolunu bulurum. Alo, Ruki Hanım'la mı görüşüyorsun? Hoş geldiniz kız. Hoş hayırdır? Anam sen bugün kabir günü yapıyormuşsun. Kocan aradı bizi, sen alışverişe gitmişsin. Ona da bizi aramasını söylemişti. Yok be, ben hiç öyle şöyle bir şey demedim ben. Allah Allah. Şeyler çeviriyor ama. Dur bakalım. Ay Allah. Hadi geçin bakalım. Hoş geldiniz hanımlar. Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. Ah, ulan sen ne işin var evde be? Kadınların içinden. Gitmedin mi kayfe ya da çayıra? Yok kız, kalkılmış. Kayfede çayırda ne işin var? Koskoca holding müdürünün işinin başında olması lazım değil mi? Aa, holding ne holdingi komşu? Ha şey, öksürükten teyare holdingi. Neyse, hizmetlerimize başlayabiliriz. Evvela kilomu öğren hizmeti. Ben ya böyle gel. Ne diyorsun be? Gel gel bak, bir kiloma bakalım. Ne diyeceğim be? Gel. Şimdi bak. Ne yapıyorsun be? Ha, thank you.
kaptanım. Fatma Hanım, paranızın üstünü veremeyen bozuk yok. Bunun yerine ben size bir tane kibrit ikram edeyim. Hanımlar, size de müesseseden birer tane kibrit. Hanım bakalım, ağırmış hanım. Buyurun. Ben kayyem be, yine gidiyorsun. Hadi eyvallah, bu kadar çalışmak yeter. Beygürlerin altında kalırsın inşallah. Vallahi belanı versin. Ulan bu sorun ustanacağı yok. Benden umudu kesince size saldırmaya başladı. Bir şey değil, o para emanettir. Ya ben çalışma ödeyeceğim, siz merak etmeyin. Şurban alacak. Tamam, melanı versin. Dur ulan. Ne oldu? Ben bilirim sana yapacağımı. O kız holding mi yaman, kakılmış mı yaman, sen görürsün şimdi. Ne Allah'a belanı verecek? Bak şimdi yapın. Şimdi büyük hacet 1 milyon, küçük hacet 500 bin yapmak lazım. Her şey zamlanıyor, bu yerinde mi sayacak? Anne. Ördek geldi. Müşteri benim yumaçı müstü. Evet. Buyur, hoş geldin. Hakkınızda ihbar var. Belediyeden geliyoruz. İş yeri denetlemesine geldik. Burada şirket kurmuşsunuz galiba. Yok canım. Aile içinde bir şey, şirketli sayılma yok canım. Tamam kes. Tuvalet çok pis efendim. Leş iğrenç. Bak ben tam demişliyordum, siz geldiniz. Kaynananız seviyormuş. Bana bak, terbiyesizlik etme. Pardon. Çalışma ruhsatın, vergi karnen. Buyur. Evrakların nerede adam? Bak bu konuda kaynananız sevmiyormuş. Görevli memurla dalga geçme. Yandın sen. Bittin. Hemen 64 milyon lira ceza. Bir de rüşvet teklif etmeye kalkma sakın. O zaman hapsi boylarsın. Ayrıca başka işlemen de var. Ne gibi? Ya şirketin mallarına el koydunuz. Bari evi mühürlemen abi ya. Devlet memuruna direnme, atarız içeri. Ya çok üşüyor şu ceketi yeğilmemiş. Ya bırak. Çok üşüyorsan bir 5 milyon ver, al kendine bir ceket. Ya bu benim ceketim abi. Hadi durma, hadi. Devam et. Belediyede anlatırsın derdini bize. Yürü.